tercümansız iletişim kurabiliyorlar. Genç oyuncu profiline çok hakim bir isim ve Kayserispor'un da kısa, uzun, orta ve uzun vadeli planlarına toplamda 10-15 tane proje var ve 15 projeye en uygun isim olarak da Bayram Hoca gözüküyor. Öner Yusuf Kadıoğlu'nun sorusu: sizce Fenerbahçe yaptığı transferler sonrasında bir kanat, iki stoper ve bir forvet daha takviye yaparsa sezona rahat bir şekilde başlar mı? Bir kanat, iki stoper, bir forvet. İzleyicinin beklentisi bu. Kesinlikle başlar. Yani Fenerbahçe kanatsızdı geçtiğimiz sezon. En fazla verim beklediği oyunculardan bir tanesi Rodriguez'di. Ondan verim alamadı. Zaten sağ kanadı yoktu. Orada kim var? Yani bir ara Moses diye bir oyuncu vardı. Kayboldu gitti zaten. Devre arasında gönderildi. Oraya birini bulamadı ve Vedat Muriç'in de aslında daha yüksek performansa çıkamaması kanatların işleyemeyişiyle ilgili bir şeydi. Savunmada neler yaşadıklarını biliyoruz Fenerbahçe'nin. Yani verilere baktığımız zaman Fenerbahçe lider. Fakat yediği hatalı gol, yine ilerideki beceri eksikliği, ikisini bir araya getirdiğiniz zaman zaten problem kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ya bu, yani izleyicimizin bu bahsettiği mevkilere iyi transferler yapılırsa Fenerbahçe pekala önümüzdeki sezon rahatlıkla zirveye oynar ve ligin favorilerinden bir tanesi olabilir. Sence eksikleri neler Fenerbahçe'nin? Ben Vedat'ın konusunda biraz daha farklı düşünüyorum. Çünkü Vedat'ın özellikle son 13-14 maç içerisindeki biz analizini yaptığımız zaman 486 gibi bir rakam hatırlıyorum. Topla buluşma sayısı ve birçoğunda ceza sahası içerisinde de buluşmalar olduğu için ve buna rağmen sadece 3 kez gol atabilmiş olması, rakip kaleye gönderdiği 40 şutun 35 tanesi ceza sahası içinde olmasına rağmen bunların 32 tanesinden daha doğrusu karavana atması, sadece 3 tanesini gole çevirmesi gibi birçok parametreyi saydığımızda sorunun Vedat'ın topla buluşmasından da ziyade bulduğu pozisyonları gole çevirme problemi çektiği anlamına da geldiğini gördük. O yüzden Fenerbahçe'nin orta sahada beslenmeden de ziyade Vedat'ın formsuzluğuyla birlikte bu noktaya geldiğini söylemek lazım. Buna ek olarak sezonun ilk yarısında da inanılmaz seviyede özellikle yapılan bireysel hatalar, kaleci Altay'ın kurtarış yüzdesinin çok düşük olması, emsalleriyle karşılaştırdığımızda bugün şampiyonluk yarışı veriyorsanız kime bakacaksınız? Mert Günok'a, Uğurcan'a, Mustara'ya bakacaksınız. Mustara ligin kurtarış yüzdesi en yüksek kalecisi. Mert Günok ikinci sırada bulunuyor. Uğurcan da burada ilk 5 içerisinde bulunan bir kaleci. Ama Altay'a bakıyorsunuz, listede son 5 sırada. Savunmanız hata yapabilir. Kaleciniz ne kadar size maç kurtarabiliyor, buna da bakmak gerekiyor. Ne yazık ki Altay bu seviyede henüz iyi işler yapamadığını gösterdi. Atanız ve tutanız iyi olacak kavramında Fenerbahçe bir dönem Vedat'ın üstün performansıyla birlikte savunma zaaflarının eksiklerini kapattı. Vedat gol attı, 3 gol attı. İşte savunmanın verdiği 2 açıktan gelen gol bir şekilde görmezden gelindi. Ama Vedat ne zaman performans olarak aşağıya indi, o zaman işte savunmadaki aksaklıklar özellikle ve kaledeki o problem daha çok göze batar oldu. Fenerbahçe'nin kaledeki performansı yukarıya çıkartması lazım. Stopere, beklere mutlaka savunma ağırlığı yüksek oyuncu transferi yapması gerekiyor. Şimdi izleyenler diyebilir ki işte Gökhan'ı aldık, Caner'i aldık, Novo aldık. Alınan 3 oyuncunun 2 tanesi ne yazık ki ligin savunma performansı en zayıf bek oyuncuları. Gökhan'ı burada dışarıda bırakıyorum çünkü Gökhan... Ama başka bir sol bek almayacak şöyle, kesin. Şöyle Gökhan sağ bekler içerisinde ligin en fazla rakipten top kapan oyuncusuydu. 35 yaşına rağmen. Eğer iyi değerlendirirseniz Gökhan size iyi bir savunma performansı verebilir. Ama rakipler hep şunu söyleyecek ve örnek veriyorum. Eğer iyi bir analiz yapan bir teknik direktöre karşı oynuyorsanız, Tamer Tuna gibi, Okan Buruk gibi, belki Edin Dzeko da buraya dahil edebiliriz ya da buna benzer oyuncuları dahil edebiliriz, teknik adamları. İyi rakip analizi yapan teknik adamlara karşı oynuyorsanız herkes sizin solunuzdan gelmeye çalışacak. Çünkü o bölgede geçtiğimiz sezonun ve sezonların en fazla açık veren, savunma zaafı veren oyuncularına sahipsiniz. Bu konuyu iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ankara'dan Mutlu'nun bir sorusu varmış. Ekrana getirelim. Öncelikle A Spor ailesine hayırlı akşamlarımı sunuyorum. Vedat Muriç satılırsa Fenerbahçe yerini nasıl dolduracak? Çok teşekkürler. Ayre Beşer. Ya iyi bir sanfor alarak dolduracak. Çok realist bir yorum oldu. Belki. Evet. Yani işte Sınan Gümüş konuştuk ama yani Vedat Muriç'in yerine alınması düşünülen bir oyuncu değil. Yani tamamlayıcı forvetlerden bir tanesi. Şimdi Taner'in az önceki analizinde Vedat Muriç kısmı katılıyorum. Formsuzluğu söz konusu ama sezon boyunca Vedat Muriç dışında Fenerbahçe'ye yüksek gol katkısı sunan kanat oyuncusu göremedik. Rodriguez yanılmıyorsam 2 gol 4 asistlik bir performansla sezonu tamamladı. Ya da 3 gol 4 asist. Çünkü asistleri yani golcünüz gole çevirmediği zaman gelen golleri orta sahanızın da asist rakamları düşük kalıyor. Abi şöyle düşünelim. Mesela şimdi Charlotte çok formda bir sezon geçirdi. Evet. Ama Charlotte'un da formda olmadığı karşılaşmalar oldu. Ama kim devreye girdi mesela? Ekuban devreye girdi. Fenerbahçe'de bir Ekuban yoktu. Ya da Vakeme attı. Vakeme 14 gol attı bu sezon. Evet. Vakeme de bir kanat oyuncusu. 14 gol attı. Dolayısıyla aynı şehirde Başakşehir'e bakalım. İşte Demba Ba atıyor. Öbür taraftan Crivelli atıyor. Vişçe atıyor. Yani Fenerbahçe'de gol atan bir tane oyuncu var sadece. Onun iyi ve kötü olduğu süreçler var. Onun kötü olduğu dönemlerde Fenerbahçe'nin gol problemini tolere edecek başka aktörler yoktu. Mesela orta sahadan çıkarabilirsiniz öne. Zaman zaman Ozan'ın katkıları oldu. Max Kruse o da karabatak gibi. Yani bazen devreye girdi, bazen girmedi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe evet iyi bir golcü almalı. Belki Vedat'la da devam etse Vedat'ın mutlaka formsuz olduğu dönemler olacak ya da gelen golcünün formsuz olduğu dönemler olacak ya da çok kritik bir maçta formsuz olabilir. O zaman Fenerbahçe'nin kenar forvetlerinin ve orta sahadan gelen oyuncuların gol katkısına da ihtiyacını giderecek bir takım yapılanmasını oluşturmak mecburiyeti söz konusu. Taner'in Altay ile ilgili düşüncelerine katılıyor musunuz? Yani sadece bir minik yorum. Ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Eğer takviye yapacaksa Fenerbahçe, 5 tane daha takviye yapacaksa kaleye sıra gelmemeli diyorum. Ya Altay konusunda şöyle düşünüyorum. Çok formda olsaydı, çok iyi performans gösterseydi belki Fenerbahçe'nin o savunmadaki çok bariz hatalarını tolere edebilirdi. Evet. Çok iyi performans ortaya koyamadı ama kalecilik tekniğinin ben de iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de takım halinde işler daha iyi ve daha yolunda olursa Altay'ın da performansı daha yukarıya çıkar gibi düşünüyorum. Ama çok özel bir kaleci olduğu konusundan da emin değilim. Yani gidebileceği mesafe neresi Altay'ın? Mesela Uğurcan efekti görmüyorum onda. Yani Uğurcan'ın gidebileceği mesafeyi Altay'da kesinlikle görmüyorum. Daha alt bir yerde görüyorum. Uğurcan çok başka bir seviye. Evet. Evet, yani öyle de, ben de mukayese öyle değerlendireyim ama çok mu problem Fenerbahçe'nin kalesi? Bana göre abartıldığı kadar büyük problem değil. Yine sizlerden gelen soruları ekranlara taşımayı sürdüreceğiz. Bir sorumuz daha var, görüntüye getirelim.